Yorum Attığınız tweetlere, gönderdiğiniz mesajlara, Instagram'dan yazılanlara göz gezdiriyorum. Hepsine tek tek yanıt veremesem de. Şimdi elektriğe gelen zamma dair bir haber daha. Cem evleri de zor duruma girmişti. Biliyorsunuz ibadethane değil, ticarethane sayıldıkları için binlerce liralık fatura gönderildi Cem evlerine. Alevi Dernekleri Federasyonu faturalar için mahkemeye gitti. Bu arada bu sene Diyanet'in cami aydınlatma bütçesinin ne kadar olduğu da belli oldu. Cami aydınlatma bütçesi 103 milyon lira. Eskinin parasıyla 103 trilyon lira Türkiye'de. Elektriğe gelen zam ticarethane statüsünde sayılan cemevlerini de etkilemişti. 30 bin liraya varan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldılar. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Hı -hı. artık bizleri ikinci sınıf vatandaş olarak Ondan görmekten vazgeçmeli. Devlet sorumluluğundan kaçmamalı. Bu sorumluluklarını yerine getirtmelidir. Alevi Dernekleri Federasyonu ödemeyin çağrısı yaptı. Cemevleri elektrik faturalarını ödememe kararı aldı. Konu yargıya taşındı. Bütün Alevi örgütleri Cuma günü bir kararla bugünkü yaptığımız gibi bütün cemevlerimiz mahkeme kapılarına gidecek. Türkiye'deki bütün kurumsal kimliği olan kurumlarımız bundan sonra hiçbiri faturalarını ödemeyecek. Tartışması sürerken Diyanet'in cami aydınlatması için öngördüğü bütçe ortaya çıktı. Dolcevelli Diyanet İşleri Başkanlığı raporlarından haber yaptı. Bu sene camilerin aydınlatılması için ayrılan kaynak 103 milyon lira. Geçen sene müftülüklere 78 milyon lira ayrılmıştı. Camilerin aydınlatılmasında 2023 için ayrılan kaynak 112 milyon, 2024 içinse 121 milyon liranın üstünde. Elektrik piyasası kanununa göre ibadethanelerin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor. Üzülüyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi yönetenler adına utanıyorum. Mehmet Ali isimli gencecik izleyicimiz akşam yemeği menüsünü gönderiyor. Dört bayat ekmek bulduk, üç liralık mercimek aldık, bir bardakta yağ bulabildik. Tüp boş olduğu için sobada yaptık yemeği, afiyetle yiyoruz, buyurun gelin beraber yiyelim demiş. Tüpü yok, sobada yemeğini yapıyor, bir bardak yağ bulabilmiş, üç liralık mercimek bulabilmiş. Soğan zaten yok içinde. Dört de bayat ekmek var. Öyle doyacaklar bu akşam. Tüm bunlar konuşulmasın diye, Türkiye'nin gerçek gündemi konuşulmasın, yoksul milyonların sesi duyulmasın diye olmadık şeyler. Şimdi elektrik faturamı ödemiyorum demekte ne var? Bunu söyledi ana muhalefet lideri. Aman öyle üzerine geliyorlar ki şimdi. Bu çağrıya uyan haindir deme noktasına getiriyorlar neredeyse. Bu hafta TRT'de yayınlanacak dizilerde bu konuyu da işlerler. Senaristler özellikle gündemde ne varsa tarihi dizilerin içine küçük küçük yerleştiriliyor iktidarın propagandası. Yıllardan beri bu böyle oluyor. Ama efendim kim izliyor diyeceksiniz izleyen var. Ha belki siz izlemiyorsunuz evet ben de izlemiyorum. İzleyenler var bu dizileri. Şimdi en son Uyanış Büyük Selçuklu dizisi herhalde çok popülermiş değil mi? Bu dizilere bölüm başına ne kadar ödeme yapıyor TRT? Hani halkın parasından ne kadar ödeniyor bu dizilere? Şimdi elektrik faturalarından TRT payını kaldırdılar ama Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu farklı yerlerden fonlamaya devam ediyoruz verdiğimiz vergilerle. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de konuyu gündeme getirdi. Bölüm başına 2 milyon 200 bin lira para ödendiğini söylüyor bu son diziye. Halkın parası yandaş yapım şirketlerine gidiyor diyor. Onun hesabını soruyor. Dizi yapımlarına ilişkin elimize gelen bir bilgi var. Uyanış Büyük Selçuklu dizisine her hafta yani bölüm başına 2 milyon 200 bin lira para verdiğiniz söylenmektedir. 2 milyon 200 bin lira. Bu ayda 8 milyon 800 bin TL eder. CHP İzmir Milletvekili ve Kit Komisyonu CHP grubu sözcüsü Atilla Sertel'in gündeme getirdiği ücret TRT tarafından bir diziye aylık ödenen miktar. E siz şimdi 8 trilyon 800 milyonu bir dizi için harcıyorsanız Tasarruf bunun neresinde? Bu dizileri çekerken halkın parasını halkın parasını sorgusuz sualsiz harcıyorsunuz. Sertel TRT yönetimine sordu. Yanıt alamadı. Bize verilmeyen yanıt Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmemiş, halka verilmemiş bir yanıttır. Bir tarafta zamlar, artan faturalar ve hayat pahalılığı, bir taraftan da TRT'de bir diziye ödenen yüklü miktarda para. TRT 11 yılda elektrik faturalarından 3 milyar 189 milyon dolar topladı. Buna bandrol ücretleri de eklenince vatandaştan alınan para toplam 6,6 milyar doları buldu. Siz 2021 yılında Halktan 5 milyar 578 milyon lira toplamışsınız ve bütçe yapmışsınız. Geçmişte de sorduğunu hatırlattı Sertel. Şenol Göko döneminde biz sorduk. Dedik ki dizilere ne kadar lira ödüyorsunuz diye. O zamanki dizi diriliş dizisi Osmanlı diriliş dizisine Haftada 1 milyon 100 bin lira ödüyorlardı. Dizinin yayınlanış tarihinin üzerinden 5 yıl geçti. TRT'nin hangi diziye ne kadar bölüm başı ücret ödediği halen belirsiz. Bandrol ücretlerinden gelen gelirleri, halkımızın cebinden çıkan parayı bir takım yandaş şirketlere peşkeş çekiyorsanız bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Şimdi az evvel akşam yemeğini gönderen izleyicimize ama telefonu var, telefonuyla bunları yazmış, internet bağlantısı var diye saldırmaya kalkan da olacaktır. Artık çıkar telefonunu göster demiyorlar gelen yanıtlardan sonra. Ama geçen gün bir sokak röportajında şunu söyleyeni gördüm. Üzerinde mont var dediler bir vatandaşa kış günü. Mont da olmasını istiyorlar. Herhalde kastettikleri o mu bilmem. Bir izleyicimiz diyor ki Hakan Çakıcı yarın öbür gün iktidar değişirse siz de bugünkü medyadakiler gibi iktidar medyasından gibi medyasındakiler gibi halkın sorunlarını saklamaya çalışırsanız ilk sileceğim kanal siz olursunuz ona göre. Şimdi bir tek sizi izliyorum diyor. O gün gelip de bu ekranda halkın sorunlarının saklandığını görürseniz silin kanalı izlemeyin. O kadarını söyleyeyim. Şimdi gelelim. O diziler çok etkiliyor. Bir grup, bir kısım seçmeni bu tarihi diziler, o dizilerde anlatılan gibi zannediyorlar. İşte bugüne uyarlanıyor. Öyle anlatılıyor. Çok etkiliyor. Bir grup seçmeni sarayın ihtişamı etkiliyor mesela. Şunun büyük fotoğrafını görelim sevgili yönetmenim. Bu sarayda bir köşe, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergi salonu haline getirilmiş geçen gün e, açılışlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar sergileniyordu Şimdi de sergi sırası az evvel ilk bölümde de bahsetmiştim Sigara paketlerine gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaştan aldığı üzerine imza attırdığı Sigarayı bırakıyorum diye imza attırdığı paketler meğer bir yerde tutuluyormuş Şimdi onlar sergileniyor Sergiyi kimler gezebilecek bilmiyorum detaylar haberde Makaslardan sonra bu kez de sigara paketleri sergileniyor. Yer Beştepe'deki sergi salonu, özel tasarım ahşap standlar, Erdoğan'ın halktan o paketleri aldığı anları izletmek için kurulmuş özel ekranlar. Hepsi tasarım, hepsi maliyet. Ankara'da gündem, Külliye'deki sigara paketi sergisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışındaki program ve ziyaretlerinde bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri yaşam için bir söz mottosuyla sergileniyor yazılı Anadolu Ajansı'nın haberinde. Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele ettiği vurgulanıyor. Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mitov'dan kardeşi Mustafa Erdoğan'a tam 215 kişiye ait paket sergileniyor Beştepe'de. Hepsinin yanında notu da var. Kişinin ismi, hangi tarihte paketin alındığı ve çoğunun telefon numarası da yazılı o notlarda. Aralık ayında da Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayarak tesislerin açılışını yaparken kullandığı 800'ü e aşkın makas ve kurdele Beştepe'de sergilenmişti. Akıllardaki soru ise şu, bu sergilerin maliyeti ne? Şimdi benim de merak ettiğim, biz geldik Anadolu'dan, e, milletin evi burası, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, sergiyi göreceğiz diyen alınıyor mu içeri? E, ne zaman gezilebiliyor bu sergi salonu? Onu merak ediyorum. Benim akrabalarımdan Antalya'dan Ankara'ya böyle hevesle gelip milletin evine gideceğiz deyip kapıdan dönmüş olanları da var herhalde. Belli saatler Çankaya Köşküne ben çocukken götürülmüştüm. Gezmiştik. Belli saatler vardı. Çankaya Köşkü gezilebiliyordu. Köşkün içine okulca gezi düzenlenmişti. Pembe Köşkü de, köşkün içinde, Pembe Köşkü'de ilk kez o zaman görmüştüm. Mesela böyle midir okul gezileri? Neyse. Ee, şimdi Kahraman Uzman Çavuşların da sesi olun diyor Muammer Çelik. Özlük hakkımızı istiyoruz. 3600 ek gösterge istiyoruz. Kahramanlık nutukları atanlar bize 3600 ek gösterge hakkımızı versinler diyor. Üzerimde kalmasın okumuş olayım. Pendik'ten koltuk yıkama işi yapan izleyicimiz İstanbul'dan diyor ki 2 kilometre uzaktaki müşteriye gidemiyoruz mazot giderinden. Motorine her gün zam geliyor. Elektrik faturası mazot gideri dörde katladı. Artık dayanamıyoruz kapatacağız demekte. İşte gerçek gündem bu. Biz de bunları aktarmaya gayret ediyoruz bu ekranda. O yüzdendir belki de hedef tahtasına oturtmak istiyorlar bir kez daha halkın televizyonunu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in elinde belgesi var. Medyanın karnesi var.